Pardon Ferit, telefonum çalıyor şu an. Alo, ne haber Çiçek? Ha, geldik, oturduk. Oturuyoruz masada Çiçek. Hı, geldik. Yanımda. Duruyor Çiçek. Bakıyor Çiçek, bana bakıyor. Boş bakıyor Çiçek. Bayağı boş bakıyor. Öyle mi diyorsun? Ha tabii. Bir saniye Çiçek'le bir mevzuat hakkında konuşacağım. Tabii tabii. Mevzuat. Pardon. Evet. Geldik bir ilişkinin daha sonuna. Gümbür gümbür geliyor ayrılık. Gerçi ciddi bir şey düşünmüyordum ama bu ilişkiyle bu kışı çıkarsak iyiydi ya. Şimdi yeni birini bul işin yoksa. Hayır, işin kötüsü benim işim de yok. Ulan iş yok, sevgili yok. Tüküreyim böyle hayata be. Benim bu yeteri ayrılıktan vazgeçirmem lazım. Heh, şey yaptım, kapadım, kusura bakma. Yok, ne demek? Şurada da bir adam gördüm geçerken. O hep orada oturuyor. Neyse, gülmeyelim zaten. Tamam. Oğlum şaka değil. Ben bir karar aldım Feridun. Ve bu kararı almamdaki en büyük sebep beni dinlemiyor oluşun. Sen beni dinlemiyorsun Feridun. Sen sadece bana bakıyorsun Feridun. Öyle bir şey yok yeter. Ben seni her zaman dinliyorum. Hayır, sen beni dinlemiyorsun Feridun. Sen sadece bakıyorsun. Dinlemek bu değil. Üç tane kelimen var. Anlıyorum. Evet, öyle. Onları da böyle başını sallayarak araya serpiştiriveriyorsun. Ve beni katiyen dinlemiyorsun. Feridun. Çağımızın vebası iletişimsizlik. İletişim kurulamayan bir ilişki katiyen ve katiyen yürüyemez. Yürüyemez Feridun. Aynen, aynen. Gene aynı şey yapıyorsun Feridun. Gene aynı şey yapıyorsun. Bundan bahsediyorum işte. Oho, başladı yine. Yok abi, bu maç buradan dönmez. Eski ofisteki Zeynep'in sevgilisi var mıydı ki lan? Eski ofisteki kızın adı Zeynep miydi? Aa, şimdi aklıma geldi. Akşam maç var. Oley! Yani ne diyorsun bu konuda? Neye? Feridun, sana bir şey sordum, dinlemiyorsun beni diyorum. Ya ilişkinin içinde de dinlemedin, sonunda da dinlemedin. Madem öyle, ben gidiyorum Feridun. Öyle mi? Tamam, bitti. Tamam, tamam. Yeter, yeter. Tamam ya. Tamam, gel. Haklısın. Ben bunu çözeceğim. Otur, sorunlarımızı konuşalım, tamam? Ben konuşuyorum Feridun. Ben konuşuyorum Feridun. Sen dinlemiyorsun Feridun, dinlemiyorsun. Belki de sen dinletemiyorsun işte. Anlamadım. Şey diyorum, yeter. Sesin o kadar güzel ki, o kadar tatlı ki ben seni dinlerken böyle hipnotize oluyorum. Kulağıma o kadar tatlı masaj gibi geliyor ya. İnanır mı ki lan? Gerçekten. Vallahi inandı. Evet aşkım, aynen. Bak gene aynen ama. Tamam Feridun. O zaman tamam. Bu sefer son olsun. Tamam. Ama lütfen son olsun Feridun. Son. Bak sınırdayım, ne olursun. Tamam. Zaten iş yerinde iyi gitmiyor işlerim. Bari özel hayatımda aramız iyi olsun. Lütfen Feridun. Ne oldu ki iş yerinde? Dinleyeceksen anlatacağım. Sen deli misin ya? Gözlerimi sana diktim, bakıyorum ve dinliyorum. Hadi. Müşteri geldi. Hemen beni tabii çağırdı müdür odaya. Dedi yeter gel. Gözlerine bak. Dinle. Müşteri şikayet ediyor. Evet. Müdür bey. Evet. Dinliyorum. Kesinlikle dedim, söylediğiniz günlerde ben yoktum. Ne diyor? Üç gün diyor. Bu üç günde neredeydin yeter diyor. Müdür beyciğim dedim, ben bu üç gün boyunca dedim burada değildim dedim. Zaten dedim bakarsanız dedim takvime dedim. Benim üç gün burada olmadım gayet belli dedim. Ben dedim bu tarihlerde zaten üç gün boyunca şirkete gelmedim. Eğer üç gün boyunca şirkete gelmediysem... Eyvah, konu dağılıyor. Olsun. Yılma, odaklan. Dinle. Gözlerine bak. Gözlerine bak. Gözlerine. Yeterin bir gözü diğerinden küçük mü lan? Aa, bildiğin küçük. İnsan vücudu ne acayip ya. Misal benim de sol elim sağdan büyük sanki. Bakayım. Bir tane. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne diyorum? Ne güzel dinliyordum ya. Ne oldu gene? Olur mu? Olmaz mı? Olur. Olur mu diyorsun Feridun? Evet. Sen de mi annemgillerle tanışmak istiyorsun? İnanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum. Ben de yeter. Ulan olay ne ara müşteri şikayetinden aileyle tanışmaya geldi? Ay, izin verirsen seni ailemizin tüm üyeleriyle tanıştıracağım. Hadi. Ama önce müsaade edersen ailemizin en sempatik, en minik, en tottiş köpeğiyle başlayacağım. Hadi. Bak köpeğimizin adı Tofu. Bul. Tofu yabancı dil sınavı değil miydi? Bu mu? Demin kızın ailesiyle tanışmaya he dedin, kafana takılan bu mu şimdi? Kız haklı abi, ben dinlemiyorum. Dinlemek çok mu zor ya? Misal bak, yine dinlemiyorum. Kız dinlemiyorsun diyor, kıza hak verirken bile dinlemiyorum. Büyü mü var lan acaba bende? Çok tatlı değil mi? Çok, çok tatlı. Çok güzel, maşallah. Ben onu ne yaparım biliyor musun? Onu alırım, böyle masaya yatırırım. Böyle karnını böyle yaparım onu. Alırım böyle, böyle yüzümü boynunun oraya koyarım onu. Onu zevkten titretirim böyle. Kıçına iki tane şaplak atarım. Oy!
anneannemin. Kofun nerede lan? Feridun, hayır dinlemeyi bıraktım, bakmıyorsun da ya. Yok ama sana artık. Ya ne var ya ben... Böyle böyle mi yapacaksın? Hayır ben kendi anneanneme de yapıyorum. Böyle böyle mi şaflatacaksın? Yapıyorum kendi anneannemi. Böyle böyle mi yapacaksın anneannemi? Anneannemin en sevdiği şey böyle boynuna yaşlı kadına yaşlar seversen kendi anneannene yapmıyor musun? Bir dakika. Ne? Bir dakika, şu anda burada benim anneannemle olan ilişkimi biz masaya mı yatırıyoruz? Yeter. Efendim, yok yatırmıyoruz. Ayıp. Ayıp değil mi? Yok zaten ben öyle bir şey demek istemedim, bilmiyordum ben. Tamam şimdi boş ver, aile bağları demişken halanla annen niye senin kavga etti? Söyle bakalım. Onlar küsler. Küsler. Böyleler, böyleler. Hiç konuşmuyorsun. Ama dinlemiyorsun ki. Anlatma. Anlatayım mı? Anlat. Şimdi geçen yaz biz annemlerle, halamgillerle beraber bizim yazlığa gittik. Güzel. Bu bana en az 10 dakika kazandırır. Benim bu aileyle tanışma işinden kurtulmam lazım abi. İş evliliğe gidiyor. Bence ben ayrılayım. Emin miyim lan? Şimdi bakarsak bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok dar. Oo, senden çok var. Robert Ata mı? Ne yapıyor lan acaba? Sen şarkı mı mırıldanıyorsun Feridun? Asla, ne alakası var ya? En son ne dedim ben Feridun? Hangi kelime çıktı ağzımdan? Aa, yeter. Hmm. Bu ne mürebbiye gibi böyle ya? Sınıf öğretmenimsin sen. Çocuk muyum ben? Hayır, böyle bir şeye izin veremem. Cevap ver ulan bana! Allah'ım! Allah'ım 600.000'de bir şansın var. İmkansız bu. Düşün. Düşün ne dedi en son? Tatil falan dediydi. Çabuk! Çabuk! Teşme! Ay, vallahi da dinlemişsin. Vallahi. İnanmıyorum, tuttu. İnanmıyorum. Ne tuttu ya, nasıl? Fikirlerimiz tuttu yani. Aynı şeyi düşünüyoruz. Evet, o anlamda dedim. Evet, ben başını günahına aldım. O zaman ne duruyoruz? Ne duruyoruz? Anneme haber vereyim. Hemen. Evleniyoruz diyeyim. Ulan helal olsun bana be. Aklımı seveyim, aklımı. Alo anne. Ne yapıyorsun anne, iyi misin? Anne önümüzdeki ay Roma Aşk Çeşmesi'nin önünde. Evleniyorum. Kiminle evleniyorsun? Feridun'la. Aklıma, aklıma. Ayrılacaktım ben ya. Ulan, ulan kondansatörde, Ciguli'de neden çeşme diyorsun? Neden? Vallahi anne. Ay anne, Feridun mutluluktan ağlıyor ya. Ay meğerse hep bugünü beklemiş. Ay kıyamam. Dur ben bir teselli edeyim. Tamam anneciğim, tamam annem. Tanışıyorsunuz hemen. Hemen tanışıyorsunuz. Oo bir tane. Ben çok kötü oldum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bilsem bu kadar çok istiyorsun. Hemen evlenirdik bir tane. Duygulandın mı aşkım? Ay kıyamam bir tane. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza bedel.